Evet sevgili okurlar, artık YouTube'dayız hep beraber. İnşallah güzel işlere imza atacağız diye planlıyoruz. YouTube'u niye açtık biliyorsunuz. Türkiye'de şu an, hatta dünyada, Türkiye'de demeyelim, dünyada yeni bir platform, daha özgün bir platform. Görsel hafıza da insanlarımızda daha kuvvetli olduğu için o sebeple YouTube kanalı açalım diye planladık. Vardı aslında da biraz faaliyete geçirelim diye düşündük. Zonguldak gündemi, dünya gündemi bu noktada paylaşımlarda bulunalım istedik. Tabii Zonguldak gündemi bu aralar kar yağışıyla beraber baya bir kalabalık diyelim. Yani hakikaten siyasetin elinde olmayan sebepler, bürokrasi de değil, özel sektörün elinde olan sebepler siyasete sirayet etti bu süreçte. Bunu belirtelim istiyorum. Çünkü seçimlerde kimse enerji sahaya elektrikler kesildi demeyecek. Kime diyecekler? Belediye başkanlarına diyecekler, muhtarlara diyecekler. Süreç böyle işleyecek. Tabii Zonguldak'ımızın direktörü pek bir meşhur oldu bu süreçte. Zonguldak'ta birçok direk vardır diyelim. Bu direklerin niteliklerini ve inceliklerini daha sonra tartışırız. Bazı direkler de çok sıkıntı yaratıyor insanlarımıza. Başlarına bela açıyorlar. Bizim elektrik direklerinde bir problem var. KEDAŞ'ın özelleştirilmesiyle beraber, yanılmıyorsam KEDAŞ, tabii KEDAŞ'ın, hatta TEDAŞ da diyen var. Özelleştirilmesiyle beraber belli bir yükümlülüklerle birlikte enerji sahaya bir özelleştirilme yapıldı. Tabii bunun belli yükümlülükleri var Enerji Piyasası Denetleme Kurulu tarafından. Tabii biz epeydir bir kar almadığımız için büyük şekilde Zonguldak'ta bu sene özellikle iyi bir kar yağışı olunca haliyle direklerimiz yan yattı. Tabii böyle olunca vatandaş da ver yansın etti. Ya öyle, ya direk yapısı öyle bir yapı ki, tamam hadi şehir merkezi bir şey değil, kırsal ne olacak? Affedersiniz yani, yerlenseniz direkt yıkılıyor Zonguldak'ta. Altyapı yatırımı böyle mi olmalı? Şu an bütün sıkıntı bu. Devletin elinden özelleştirilmeye geçilirken belli altyapı yatırımları demek ki yatırılmamış. Bu saatten sonra şehir dışından ne kadar ekip getirsiniz, getirin açıkçası hiçbir işe yaramayacaktır. Bu noktada gene diyorum, Enerji Bakanlığı'nın EPDK üzerinden yaptırımlarını yapması gerektiğini düşünüyoruz. Ceza kesmek bir şeye yarar mı? Bana sorsanız yaramaz. Uyarı Vali Bey, Vali Mustafa Tutulmaz iki kere uyardı. Ama gel gelelim, bir şey değişmedi. Enerjiyle alakalı, elektrikle alakalı problemlerimiz bu. 4-5 gün elektriksiz kalan bölgeler vardı. Bizim enerji şirketi çok da yan taraf değil diyelim. Çok uğraşıyorlarmış gibi göründüler ama hazırlıksız yakalandılar aslında kriz dönemine. O yüzden kendilerini bu eleştiriyi hak ettiler diyelim. Tabii dediğim gibi gündem eleştirilerimi çok uzun tutmayacağım burada. Keza sıkıcı da olsun istemiyorum video. Bu işi geçtikten sonra MHP'de Cuma günü özellikle bir ihraç süreci yaşandı. Onu da belirtelim. Ne olmuştu? Niyazi Kransoy ve ekibi görevden alınmıştı merkez ilçedeyken. Daha sonra görevden alındığını bile bile il yönetimine aday olmak istediler. Defaatle kendilerine söylediler tek adaylı gidileceği noktasında. Fakat kendileri de pek bunu dikkate almadılar ve bu şekilde hareket ettiler. Burada Niyazi Kransoy dün mesela kanal çıkmış. O yayını da az bir izleme fırsatı buldum. Murat Altaylı'nın Zonguldak Nabzı programına çıkmış. Murat abi gene intradan sonra biraz böyle bir şaşkın oldu. Çünkü biliyorsunuz Fatih Kereş meselesinde bir küfür olayı olmuştu Murat abinin programında. Murat abi de bir intro sonrası şok yaşanıyor sürekli. Haliyle orada Niyazi Kransoy'dan da bir açıkçası bir intro şoku, reji hatası beklesek sıkıntı olur yani, sıkıntı olurdu yani, aslında da bekliyorduk da yani, açıkçası olabilirdi de yani, daha güzel olurdu.
Fatih Keneş'e de buradan selam olsun. Fatih Bey Zong Türkiye gündemine oturdu o videoyla beraber. Ben hep diyorum mesela CNN Türkiye iki tane Deva Partili çıktı sevgili okurlar. Biri Fatih Keleş, diğeri de Ali Babacan. O video sayesinde aslında Murat Altaylı'ya biraz teşekkür etmesi lazım. Gerçi Erhan Çakmak biraz bozuldu olaya da. Erhan Çakmak'tan önce iki gazeteci daha konuşuldu orada. Onları da ben biliyorum kim olduğunu. Haliyle Murat abinin programı biraz ne derler sabıkalı diyelim o noktada. Reji konusunda sabıkalıdır. Velhasıl kelam gelelim Niyazi Kransoy'un programında söyledi. Devlet Bey bize deseydi biz aday olmazdık dedi. Şimdi ben akşam köşe yazımda da eleştirdim bunu. Şöyle bir şey var. Devlet Bey Cumhurbaşkanı ile görüşüyor, devlet işleriyle konuşuyor. Onlarla uğraşıyor, bunlarla uğraşıyor. Ya şey mi desin ya? Ya Niyazi bir gel bakalım bu tarafa. Aday olma be oğlum bu sefer mi? Demeliydi. Teşkilat başkanına Twitter'dan Niyazi Kransoy'un çok sert sözleri oldu. Teşkilat başkanı niye var? Bu hal böyle olunca haliyle sizi ihraca kadar götürüyor. Dediğim gibi siyaset bambaşka bir şey. Siyaseti gönülle değil, akılla yapmak gerekiyor. Haliyle bu taraftan baktığınızda ben bunlar Halim Burnaz yapsa hiç şaşırmazdım. Ben ona romantik ülkücü derim. O da geçen bana yazmış bir yazımdan sonra demiş ki sosyetik gazeteci yazmış bana. Yani benim ne sosyetikliğimi görmüş olabilir bilmiyorum. Yani öyle lüks araçları bilmiyorum. Lüks şeyler yiyip içmiyorum. Yani herkes gibi bir çay ocağından bahsetmiş. Halim Burnaz. Ben ona yazılarımda atıf yaparım. Hep, halim hatırımı sormaz diye. Aramızda keyifli bir sohbet oluyor genelde Halim abiyle. Halim abi keşke arayıp söyleseydi. Yazmasına da gerek yoktu gerçi de. Güzel kalemi varmış. Köşe yazarlığı teklif ettim ona. Atıf yaptı bana çünkü. Tatlı tatlı ama bazı söylemleri geliştirirken daha görünür şeyler. Ben başka lakaplarım da var. Bunu Gazi Paşa da herkes bilir. Sosyete gazeteci ilk defa duydum. Onu da artı bir olarak yazdım tahtama diyelim. Halim abiyi de eleştirdikten sonra Murat abiyi de eleştirdik. Zonguldak problemleri bu yönde. Şu an AK Parti'de de bir gençlik kolları meselesi oldu. Orada da bir güç dengesi kavgası oluyor veya dışarıdan öyle okunuyor bilmiyorum. AK Parti'nin tatsız olduğunu söyleyebilirim. Mükerrem Çiçek'in rantabl bir siyaset yapmadığını da söyleyebilirim. Zeki Tosun artık vekilliğe yürüyor. Bunu artık ben zaten aylardır yazıyorum. Yani Zeki Tosun'un vekilliğe yürüdüğünü. O sebeple AK Parti'de tamamen milletvekili seçimine odaklı bir siyaset güdülüyor şu an. Bir yandan ekranıma da bakıyorum tabii. Ne var ne yok diye. İnternete. Zonguldak gündemi bu şekilde. Biraz aslında konuklar olsa daha komik şeyler olur belki. Fakat ben çok uzasın da istemiyorum videoları. Kısa kısa verebildiğimiz kadar olsun. Dediğim gibi Halim abiye gene söylerim. Halim abi sosyetik gazeteci değil. Sen başka sıfatlar kullanırsan daha benim olduğumu anlarlar. Çünkü sizin cenahtan bana çok şekilde lakap takılıyor. Biliyorsun yani rakamları konuşturtma bana. Böyle garip garip bir şeyler uyduruyorlar kendilerine. Kendileri çalıp kendileri oynuyorlar. Yazık yani. MHP'deki şu süreci aslında ben şey olarak görüyorum. Beşinci kol faaliyeti olarak görüyorum. Yani yıpratma, psikolojik savaş. Bu noktada her yönteme başvurma var. Çünkü iş artık o kadar magazinselleşti ki MHP'de. Şöyle ki bir şey oluyor Niyazi Kransoy ekranlarda. Bir şey oluyor o ekranlarda. Ona bir şey oluyor bu ekranlarda. Yani akıllı bir muhalefet, akıllı bir süreç bence böyle yönetilmez. Siyaset bir iktidar savaşıdır. Parti içinde de parti dışında da. Haliyle arkadaşlar adam kazandı yani yapacak bir şey yok. Varol Demirköz'e kazandı. Hani Muharrem İnce Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra böyle demişti ya. Adam kazandı yapacak bir şey yok. Siyaseti iyi kurgulamak lazım. Siyaset akıl işidir. Bu akşamlık bu kadar söyleyelim. Çok da uzatmayalım.
kısa kısa dediğimiz gibi böyle gündemi yorumlamaya çalışacağım. Normalde televizyonculuğu çok sevmiyorum. Tercih etmiyorum. YouTuberlık mı deniyorsa buna. O kadar da hareketli değildi sanırım. Keyifli bir şey olsun istiyorum.